savaşta netlenme ve kadınların bütün alanlarına müdahale hali, bu ülkede yaşayan bütün kadınların ortak problemi, özellikle siyaset alanında olan ve siyaset yürüten, işte bizim gibi muhalif partilerde çalışan kadınlar iki türlü baskı altındalar. Hem iktidara karşı bir düşünsel anlamda bir zorluk yaşıyorlar, onların kabul etmediği bir kadın figürü var ortada. Onların işte onlara uygun olmayan, işte o makbul dediğimiz bir kadın var. Bir taraftan da siyasi olarak onların tam karşısında duran ve onlara direnen, onların zihniyetine direnen, onların bakış açısına uymayan bir kadın profili var. O nedenle de üzerindeki baskılar şöyle, hem savaş politikalarının yarattığı o çıkmaz, hem yoksulluk, hem özlük haklarının ihlali, bir sürü çoklu şeyle mücadele etmek zorunda bu ülkedeki kadınlar. Erkek aklının, erkek fikriyatının sürekli saldırısı altında olan da bir partiyiz. Özellikle kadın arkadaşlarımızın çok yoğunca tutuklandığı, yargı şiddetine maruz kaldığı bir zeminde siyaset yürütmeye çalışıyoruz. Kobani davasını bütün dünya bilir. Herkesin IŞİD'e karşı mücadele ettiği bir yerde bizler IŞİD'e karşı mücadele eden ve Kobani halkıyla dayanıştığımız için arkadaşlarımız yargılandı ve onlarca yıl cezalar aldı. Kadın mücadelesi yürüten milletvekili arkadaşlarımızın, eş başkanlarımızın büyük bir çoğunluğu da bu dosyalarda yargılandılar. Dağınık bir mücadele hattı vardı yıllardır, fakat iktidarın bu baskıları karşısında ortak bir mücadeleye doğru başta kadınlar olmak üzere birlikte yol almanın önemini de gördük. Süreçleri değiştirmeye başladı. İktidar kanunları değiştirerek, basını susturarak, sermayeyi güçlendirerek, uluslararası alanda nerede antidemokratik uygulama yapan ülke varsa Türkiye o ülkenin yanında yer aldı. Biz de onun karşısında yer alıyoruz. Your former party leader is a recipient of the Progressive Alliance Award for courage because of the cause here in Turkey for democracy. And we are alarmed, of course, that more and more are still getting jailed, more and more are getting repressed under the regime where you are struggling with. And we are here with the Gender Equality Working Group. Sounds so familiar with what we go through. And you know, I'm just from a small country in the southern part of Africa. And you know, with these daily struggles of women. Who had power, who did nothing? Which brings my point about sisterhood and solidarity. I think the meaning of sisterhood and solidarity in politics is will only be seen and will only be valued if the sisterhood is of the same language, the same struggle, and the same fight. Now let's remember that in our own countries there are women who continue the patriarchy that has been set by men. Yes. And you speak for rule of law. Yes. And yes. The independence of court. So I think it is the face, it's not just the face of women in poverty, which I think many of our countries can agree with, but I think it's time to be the face of the revolution, yeah. The face of change, the face of hope.